Evet gelelim pekiştirme 2'ye. Değer arkadaşım burada 7 tane soru bizi bekliyor. Üstel fonksiyonların özellikleri ve grafik çizimleriyle ilgili bir takım sorularla karşı karşıyayız. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hatırlatmalar yapmam lazım. Öncelikle soruları çözmeden önce. Biliyorsunuz üstel fonksiyonlarda şöyle bir hatırlatma yapayım. Taban yani y eşittir. A üzeri x. Şimdi e, burada bu fonksiyon a e, R'den pozitif reel sayılara tanımlıydı değil mi yani xleri bütün reel sayılar verebiliyoruz üstel fonksiyon özelliği nereye gidiyor tabii ki reel sayılardan pozitif reel sayı görüntüleri pozitif reel sayılar oluyordu onun dışında taban neydi tabii ki de sıfırdan büyük düzeltiyorum tabanımız sıfırdan büyük a büyüktür sıfır ve a farklı biriydi. Bu üstel fonksiyon özellikleri. Üstel fonksiyon olabilmesi için tabanın birden farklı ve sıfırdan büyük olması gerekiyormuş değil mi? Şimdi dolayısıyla üstel fonksiyon bu vaziyetiyle reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı oluyordu. Onunla beraber düşünsene e, derece e, şöyle bakalım. Eğer tabanımız A dediğimiz ifade 1. A dediğimiz ifade birden büyükse fonksiyon neydi? Artan idi. Yani fonksiyon artan. E, i̇kinci olarak da Fonksiyon sıfırla taban yani a dediğimiz ifade sıfırla bir arasında oluyor olduğu takdirde azalan oluyordu değil mi grafiğimiz fonksiyon grafiğimiz neden? Örnek verelim taban birden küçük yani sıfırla bir arasında 1 bölü iki. Basit kesil ifadeler basit kesil ifadelerin derecesini arttırdıkça sayı küçülmüyor muydu? Tabii ki de küçülüyordu. Derece arttıkça sayı küçülüyordu dolayısıyla azalan olacak. O zaman biz buna bakalım. Bu sorumuz nedir? y eşittir. fx eşittir y. O da işte 1 bölü 4 üzeri x derecenin negatif olması. sayıyı ters çeviriyor. 1 bölü 4. Yani basit kesirli bir ifade alıyor. Basit kesirli bir ifade bu ne olacak? Grafik azalan. Şuna bakıyoruz. Artan. Artan. Tabii ki bu da yukarıya doğru artan. Aslında bunlar logaritma grafikleri. a ve d. Şimdi şöyle düşünelim. Bu fonksiyon hiçbir takdirde negatif olamıyor demiştik değil mi? Yani görüntüsü negatif olamıyordu. Bunun görüntüsü nedir? Ee, görüntüsü pozitif reel sayılar olmak zorunda demiştik. O zaman şuna baktığımızda burası da negatif reel sayılar var mı buralarda fonksiyon eksi buralarda artı. O zaman azalacak ama pozitif yani x 80'in üst kısmında pozitif kısımda olacak değil mi? Sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla nedir? D seçeneğinde bir şey daha söyleyelim. Değer verelim. Örnek veriyorum. X'e 1 verdiğimiz zaman X ve görüntümüz Y olsun. Örnek verelim. X'e eksi 1 versek X'e e eksi 1 verdiğimiz zaman 1-1-4 üzeri eksi 1'den 4 yapar. E, 0 verdiğimiz zaman 1 yapar. E, bakalım. Eksi 1'e 4. Eksi 1'e 4 sağlar mı? Eksi 1'e 4. Sağlar değil mi? 4 olma durumu var. Tabii ki. Ee, onunla beraber x'e 0 verdiğimiz zaman y'miz 1. Evet. x'e 0 verdiğimiz zaman y 1. Buradan geçiyor mu? Geçiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneği olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi biz bu üstel fonksiyonu sıfırdan büyük diye tanımlamadık mı? Hatta ve hatta bu tabanı birden büyük olduğu için artandır. E bu sıfırdan büyüktü. Onun üstüne 3 eklersek o zaman bu fonksiyonun görüntü kümesi yani R'den nereye gidecektir? Görüntü kümesi 3 ile artı sonsuz aralığına gidecektir. 3 dahil değil. Değil mi? 3 ile artı sonsuz yani 3'ten büyük yerlerde ve artan olacaktır. Tekrar ediyorum tabanımız birden büyük olduğu için grafiğimiz artandır. Ve 3 birimde yukarıya doğru ötelendiği için şöyle anlatayım. İzinle hatırlarsan 2 üzeri x'in grafiği böyleydi artan. 2 üzeri x'in grafiği. X'e 0 verdiğimiz zaman y'miz 1. Buradan geçerek artan bir şekilde gidiyordu. Bunu 3 birim yukarıya ötelediğimiz takdirde grafiğimiz ne olacaktır sevgili arkadaşım? 3 birim ötelediğimiz takdirde o zaman 4'ten geçecektir. Yani bu şekilde 3 birim ötelediğimiz takdirde e, burası 3 böyle gelip şu şekilde 4'ten geçmiş olacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneğinin ne olduğunu bize gösterecektir. Bakalım C seçeneği mi ve evet, C seçeneği. Devam ediyoruz. E, azalan bir üstel fonksiyon olduğuna göre diyor azalan bir üstel fonksiyon. Azalan fonksiyon olmasının özelliği neydi? 0 ile 1 arasında olması değil mi? Eksi 3a artı 16 küçüktür 1. 0 ile 1 arasında oluyordu. Eksi 16'yı her iki tarafa atarsak eksi 16 küçüktür eksi 3a. Bu da küçüktür. Eksi 16 olarak geçecek ki eksi 15 kalacaktır. Her tarafı eksi 3'e bölecek olursak eşsizlik yön değiştirecek değil mi? Burası 5 oluyor. Eksi 3'e bölersek burası da 16 bölü 3 yapacaktır. Buna göre bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri var diyor. Ee, şöyle bakarsak 16 bölü 3 5 nokta küsür. E, 5 nokta küsür de e, bu 5 nokta küsür. E, bu 5 e, arada bir değer var mı? E, yok. Arada bir tam sayı değeri yok. Doğru mu? Arada herhangi bir tam sayı değeri olmadığı için 3. sorumuzda doğru cevabı A seçeneği. Doğru mu? Evet doğru. Burayı da anlatabildim mi? Umarım anlaşılmıştır. Gelsin 4. soru diyelim. A bölü 10 eksi A fonksiyonun artan olması için a sayısının alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir? Artan diyor. Artan demek ne demekti değerli arkadaşım? a bölü 10 eksi a ifadesi birden büyük olacaktı. Tabii eşitlikler dişler dışarı çarpımı yapamıyorduk. Biri bu tarafa atalım. Şöyle devam ediyorum ben. Ee, a bölü 10 eksi a eksi 1 büyüktür 0. E, bunun gizli paydası 1. 10 eksi a ile çarpalım. O zaman ne olacak? a eksi 10 eksi a ile çarparsak eksi 10 artı a bölü 10 eksi a. Büyüktür 0. O zaman iş neye dönüştü? Son hamlemiz 2 a eksi 10 bölü 10 eksi a büyüktür 0 oldu. Şimdi değerli arkadaşım burada tabi bu bir eşitlik sorusu. Eşitlik sorusunu çözerken kökleri bulmamız gerekiyor değil mi? 2a eksi 10 eşittir 0'dan a 5 yapar. 10 eksi a eşittir 0'dan a 10 yapar. O zaman hemen 5'e ee, e 10 dedik. Evet. En yani büyük derece terimin katsayısı burada artı. Burası eksi artı eksiye verersek eksiyle başlıyoruz. Kök'e geldik. Artı kök'e geldik eksi. Bizden istenilen istenen şey e, pozitif olan yer. 5 ile 10 arası. Tabii ki eşitlik olmadığı için bunları alamıyoruz. 6 7 8 9 4 tane bu değerlerin toplamı diyor. Bu 15, bu da 15. Topladık 30 yaptı. 4. sorumuzun doğru cevabı 30 mu? Evet, 30. Yani B seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. soruyu şöyle bir e, düşündüğümüzde aklımıza gelmesi gereken şey neydi? Hatırlar mısın? E biz doğru grafiklerinde de eğri grafiklerinde de x karenin ya da x'li ifadenin kasası arttıkça kollar nereye doğru yaklaşıyordu? y eksenine doğru yaklaşıyordu. Şimdi bu soruyu çözmek için şöyle bir şey düşünebilir miyiz? y eksenine yaklaştıkça üstel fonksiyonda y eksenine yaklaştıkça aynı şeyi burada da söyleyeceğiz. Üstel fonksiyonda ne oluyor? Taban artar. Nasıl artar? Anlatalım, gösterelim. Şifa şey olmasın. Buradan bir dik indiriyorum. İndirdim. Şimdi değerli arkadaşım örnek veriyorum. Burada ee, bir nokta. Yani herhangi bir a noktası olsun. x a noktası olsun. Bu A noktasının burada yerine yazdığım zaman ya yani A demeyelim daha doğrusu A burada var. X 1 eşittir. Bir olsun. Örnek veriyorum. Bir olsun. Burada en yüksek değeri hangisi alıyor? En üstteki alıyor. Bu en üstteki hangisi? A üzeri X. O zaman en büyük değeri o aldığı için A üzeri X büyüktür. Ondan sonra gelen ortadaki değer nedir? B üzeri X. O da büyüktür. C üzeri X. Dolayısıyla ne oldu? Kollar y eksenine doğru yaklaştıkça bakın birinci bölgede bakacaksın kollar. E şu tarafta bakarsan ikinci bölgede kollar y eksenine yaklaşma durumu ters yanıltır seni. Birinci bölgede bakıyorsun birinci bölgede. Kollar y eksenine yaklaştıkça taban ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla bu ifademizin sonucunda da a büyüktür. B o da büyüktür. C olur ki... A, B, C. Sorumuzun doğru cevabı 5 nedir? A seçeneğidir değerli arkadaşım. Bir taraftan da kontrol ediyorum. Yanlışlık olmasın diye. Ola ki yanlışlık yapabiliriz tabi. insanlık hali. A artı 1'e 0 D noktası. Tamam. Yandaki şekilde A ve B noktaları Y2 üzeri X fonksiyonu grafiği üzerindedir. Hay hay. D noktası A artı 1'e 0. D noktası A artı 1'e 0. Hmm. O zaman bunun görüntüsü ne olur? A artı 1'e 2 üzeri artı 1 olur değil mi? Evet. C noktasının koordinatları da A eksi 3'e. O zaman bu noktanın koordinatları da A eksi 3'e. Değil mi? 2 üzeri A eksi 3 olur. Tamam. Şimdi e, bizden istenen alan, yamuğun alanı 17 birim kare ise yamuğun alanı 17 birim kare. Şimdi burası A eksi 3. A eksi 3. Burası A artı 1. O zaman aradaki fark kaçtır? 4'tür değil mi? Ya, yüksekliğimiz o zaman ne oldu? Yamun yüksekliği 4 birim oldu. alanımız nedir? 17 eşittir. Alt taban artı üst taban. Şimdi şöyle e dikkatini çekmeni istiyor, çekmek istiyorum. Burası Y. Burası da alt taban. Alt taban nedir? 2 üzeri. Şunu bir kere daha daha düzgün gösterelim. 2 üzeri A artı 1. Doğru mu? 2 üzeri yazalım. A artı 1. O zaman şurası 2 üzeri a artı 1. Yazıyoruz hemen. 2 üzeri a artı 1 artı alt taban. Alt tabanda 2 üzeri a eksi 3 mü? Evet. 2 üzeri a eksi 3. Hemen 2 üzeri a eksi 3. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz neydi değerli arkadaşım? 4 idi. Değil mi? 4 bölü 2 dedik. 17 çarpı 2. O, tam bu 4 ile 2 gitsin. Burada 2 kaldı. 17 bölü 2 yaptı burası. Eşittir. Şimdi burada 2 üzeri a var. Burada da 2 üzeri a var. 2 üzeri a parantezini alırsak. Burada 2 üzeri 1 kalır. Artı burada da 2 üzeri eksi 3 kalır. Yani 2 üzeri eksi 3. Tamam. Devam ediyorum. 17 bölü 2 değerli arkadaşım eşittir. E, 2 üzeri a çarpı. Şimdi bu 2 artı 1 bölü 2, 8 yapar değil mi? 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 ile 2'yi toplarsak 17 bölü 8 yapar. 17 bölü 8 yapar. Bu 17'ler birbirini götürdü. 8 ile 2 birbirini götürdü. 4 kaldı. 4'ü karşıya atıyorum. 4 eşittir. 2 üzeri A. Buradan 2 üzeri 2 A eşittir. 2 üzeri A'dan A eşittir. Nihayetinde 2 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Anlaştık mı? 6. soruyu da bu şekilde bulduk. Görüntülerini bulduk. Onlar alt taban ve üst taban oldu. Yükseklik belli zaten. A-3 ile... A artı bir arasındaki uzunlukta 4 birim olduğu taban alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı bulmuş olduk. Ne yapıyor? Bir buçuk hızla anlatmış oldum. evet değerli arkadaşım geldik 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuza diyor ki bize f r'den a'ya fx eşittir üstleri eksi x eksi 2 fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre diyor. Şimdi bu fonksiyon birebir örtense bu fonksiyon tersi alabiliriz. Bu aynı zamanda bir üstel fonksiyondur üstel fonksiyonu birebir bir örten olduğu için ve fx eşittir 3 üzeri eksi x eksi 2. Bu nedir? Bu 1 bölü 3 üzeri x eksi 2. Şu ifade nedir? Her zaman büyüktür sıfırdan değil mi? Tersi alınabiliyor. Birebir ve bir örten ise tersi alınabiliyor. Ve bu ifade örten fonksiyondur. Ee, pardon üstel fonksiyonu. Üstel fonksiyonun görüntü kümesi sıfırdan büyük müydü? Büyüktü. Oradan kaçı çıkartıyoruz? 2 çıkartıyoruz. O zaman 2 çıkartırsak bu fonksiyonumuzun görüntü kümesi yani a dediğimiz görüntü kümesi eksi 2 ile artı sonsuz aralığında olacaktır. Tekrar ediyorum. Normalde sıfırla artı sonsuz aralığındaydı değil mi? Şöyle belirtiyorum. fx eşittir. 3 üzeri eksi x olsaydı görüntü kümemi sıfırla artı sonsuz olacaktı. Ama bundan 2 birim çıkarttığımız için eksi 2 ile artı sonsuz olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Kontrol verilmiş. Sonucunda doğru olduğunu görmüş olduk. Bu şekilde pekiştirme de sonuna geldik değerli arkadaşım. Pekiştirme sonra bizi ne bekler? Evet logaritman özellikleri bekler. Yani kazanım 9'da. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.